Çok güzel. Biri var, biri var. Kaçın, kaçın. Durun, gitmeyin. Of. Ne tatlı şeylerdi. Hiçbirinin güzelliğini görüntüleyemedim. Aa, bu bir fotoğrafçıymış. Fotoğrafçı mı? O ne demek kardeşim? Doğadaki güzellikleri, güzel anları yakalayıp unutulmaz kılan demek. Ya, ne kadar ilginç. Doğadaki güzellikler de biz oluyoruz yani. Vay canına. Baksanıza, çiçeklerin üzerindeki arıyı fotoğraflıyor. Aa, arıyı mı? Ben dururken. Hey fotoğrafçı, bana bak, beni de gör. Hadi yanına gidelim. Hey, siz geldiniz demek. Ne yapacağız? Böyle nasıl? Ya şu? Hazır mıyız? Göbüş, poz verme, doğal olmaya çalış. Hey çocuklar, çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Çok zevkliydi. Ben de sanki bu iş için doğmuşum. Yani böyle poz mu demiştin? Onu yapmak için. Serçe koş. Serçe koş. Bir şey mi dedin? Senin canın bir şey mi sıkıldı serçe kuş? Fotoğrafçı bana sahibimi hatırlattı. Sahibini mi? Evet, şehirde yaşarken. Şehirde mi? Sen şehirde mi yaşadın? Evet, ben sonradan buraya taşındım. Onun için bu kadar çok şey biliyorsun. Evet, sahibim sayesinde. Neyse, bunlar çok eskide kaldı. Hadi yuvamıza dönelim. Hadi ama anlatmayacak mısın? Dinlemek istiyorum. Bilmem ki. Hadi hadi anlat. Banyo sonrası uyuklamadan önce güzel bir hikaye dinlemiş oluruz ha? Pekala. Büyük bir şehirde koskoca bir apartmanın çatısında gözlerimi açtım. Ben hiç apartman görmedim. Apartmanlar gökyüzüne kadar varıyormuş. Ben de bir apartmanın tepesinde yaşadığımı uzun zaman fark etmedim. Annem ve babam bana yiyeceklerimi taşıyarak beni doyurur, sıcacık kanatlarının altında uyuturlardı. Her şey çok güzeldi. Ta ki uçmayı öğrenmenin vakti gelene kadar. Beni uçmam için çatının kenarına getirdiklerinde koskocaman bir yerde yaşadığımı anladım. Ve korkuya kapıldım. Ama güçlü olmak istiyorsam önce uçmam gerekiyordu. Cesaretim yoktu ama ailem bunu başarabileceğimi söyleyince bir cesaret kendimi boşluğa bırakıverdim. Amanın, düşmedin değil mi arkadaşım? Ben de düşeceğimi sanmıştım ama kanatlarım sayesinde uçtum, uçtum. İşte o gün özgür bir kuş olmuştum. Uçmayı öğrendikten sonra her gün yeni bir şey öğreniyordum. Herkes bizden çok farklıydı. Kocaman canlılar arasında yaşamaya çalışıyorduk. Onlara insan denirmiş. İnsanların arasına karıştığımız ilk gün öyle korktum ki hemen yuvamıza dönüp bir daha hiç dışarı adım atmak istemedim. Bizlere ait alanlar gitgide tükeniyor yavrum. İnsanlarla yaşamayı öğrenmek zorundasın. Yoksa ayakta kalamazsın. Ben olsam insan içine mümkün değil çıkamazdım. Sen ne düşünüyorsun Göbüş? Tabii. Ama uyuyorsun. Ne kadar ayıp. Bırak uyusun. Biraz atıştırsam bu hikaye daha da zevkli dinlenir. Evet. Nerede kalmıştık? Annem ve babam bana o günden sonra kendime nasıl yiyecek bulabileceğimi... Nerelerde gizlenebileceğimi, diğer hayvanlara nasıl davranacağımı
davranmam gerektiğini gösterdiler. İnsanlara mümkün olduğu sürece yaklaşmayacaktım. İyi insanlar olsa da benim yaşımda birinin bunu ayırt etmesi mümkün değilmiş. Ben de anne ve babamın sözünü dinledim. Bu sayede başımı belaya sokmadan eğlenceli bir hayat sürmeye başlamıştım. Şehir ormandan eğlenceli diyorsun ha? Öyle. Düşünsene ormanda niye yaşasın göbüşçüm? Yuvandan ayrılıp ormana neden geldin peki? Öyle olmamış belli ki. Sahibim var dedi ya. Doğru ya. Anlat anlat. Çok heyecanlı. Ben yalnız başıma çok korkuyordum ama aileme mahcup da olmak istemiyordum. Sen de benim gibi korkuyordun yani. Elbette Toycuğum. Korkmaz olur muyum? Bir de her şey benim için ters gidiyordu. Bir türlü babam gibi yiyecek bulamıyordum. Ben ne zaman dalış yapsam güvercinler benden önce davranıyor ya da tecrübeli bir serçe yiyeceği kapıyordu. Neredeyse açlıktan bayılmak üzere olduğum bir gün önüme beyaz bir yiyecek düştü. Baktım gelen giden de yok. Hemen atıldım. Nihayet karnımı doyurabilecektim. Parçayı kaptım. Herkesten önce davrandığım için kendimle gurur bile duymuştum. Ama tecrübeli kuşların ilgilenmemesinden anlamalıydım. Bu bir yiyecek değildi. Gitgide ağzıma yapışan, nefes almamı güçleştiren bir maddeydi. Büyük bir korkuya kapıldım. Bayılmak üzereydim. Bir insanın bana geldiğini gördüm. Ama kaçabilecek halde değildim. Ve gözlerim karardı. Çocuklar, bir daha sakızlarınızı çöpe atın. Bakın bu zavallı serçecik onu ekmek sandı. Boğazına mı yapıştı? Evet, bu ona zarar verebilirdi. Ne yaptık biz? Gözlerimi açtığımda önümde bir su kabı ve bolca yiyecek vardı. Kurtulmuştum. Karşımdaysa beni eline alan o insan duruyordu. Sevinçle ona doğru uçmak istedim. Ama bir kafesin içindeydim. Neyse ki hayattaydım ve sokaklarda değildim. Yani kafes hayatı hoşuna gitti ha? Öyle olsa şu an ormanda yaşamazdı. Değil mi Toycuğum? Sahibim öyle iyi biriydi ki beni hep kafeste tutmuyordu. Beraber onun fotoğraflarına bakıyorduk. O bir fotoğrafçıydı. Güzel bir poz ver şimdi. Bu fotoğrafı görüyor musun? Burası bir köy. Bu bir çoban. Bak bunlar da kuzular. Hah, fotoğraf merakının nereden geldiği işte belli oldu. Evet, fotoğraflar beni oyalıyordu. Ev hayatına sahibime de alışmıştım ama bir şeyler eksikti. Ailemi özlüyordum. Artık sahibim de bendeki hüznü fark etmiş olmalıydı ki beni ara sıra cama götürüp uçmamı işaret eden bir şeyler yapardı. Hadi uç küçüğüm. Ailenin, arkadaşlarının yanına dön. Ama ben şehirden öyle korkmuştum ki gitmek istemiyordum. Ama kalmak da istemiyordum. Çaresizdim anlayacağınız. Sonra en iyisi ormana gelmek dedin yani. Yok yok. Canım sıkıldı ormana gideyim dememiştir canım benim. Aynen öyle oldu. Sahibim bir gün beni kafesinden aldı. Masasına yatırdı. Ne? Sen ondan sıkıldın diye sana zarar mı vermek istedi yoksa? Başladım arkadaşım. Göbüş, hikayenin en heyecanlı yerini bölüyorsun. Olur mu öyle şey, sahibim benim hayatımı kurtardı? Merak etme. Canını yakmayacağım küçüğüm. İşte oldu. Hadi bakalım, gidiyoruz. Ayağıma şerit taktıktan sonra beni aldı ve yolculuğa çıktık. Uzun bir süre arabada seyahat ettik. Uyuyakalmışım. Gözlerim
gözlerimi açtığımda buradaydı. Beni bu ormana getirmişti. Ormanda ne kadar mutlu olacağımı biliyordu. O muhteşem biriydi. Bu şerit sayesinde bir gün yine görüşeceğiz küçüğüm. Seni diğerlerinden ayırabilmem için bunu hiç çıkarma, tamam mı? Demek ayağındaki şeridin anlamı bu. Dinlediğim en heyecanlı hikayeydi. İşte bu benim hikayem. Ayağına şeridi taktığına göre o zaman mutlaka gelecektir. Umarım gelir. Çünkü onu çok özledim. O da seni özlemiştir cıvcık. Gelmez olur mu hiç? Tabii ya. Boşuna takmadı ya ayağıma bunu. Hikayemiz bittiğine göre şöyle güzel bir ziyafet çekmeye ne dersiniz? Geç bile kaldık değil mi göbüşçüğüm? Ben de diyorum neden karnım zil çalıyor? Yaprak atıştırmak pek doyurucu olmuyor. Hahahaha.